Peki, falan tamam mı yok. istersen Özlem? Aynen böyle diyor. Benim gördüğüm burada AK Parti ve MHP iki ayrı telden çalıyorlar. İki ayrı bakışları var Türkiye siyasetine. Yeni döneme dair de gene aynı şekilde iki ayrı yol haritasına sahipler gibi gözüküyor. Bu Türkiye'de seçim sonrası dönemde de bize çok sürprizli bir takım yeni ittifaklar, ittifaklardan kopuşlar, Doğru. farklı aritmetikler getirebilir. En az 14-15 parti giriyor değil mi? En az 14-15 parti giriyor. Aynen. Peki. Dostlar hocam senle devam edelim. Hocamız bekliyor ama tabii bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Seni hocam. Tamam. Ya arkadaşlar istersen. Tamam rol çalmıyoruz. Tamam. Herkes nasıl demokrat ama biliyor musun? Çok güzel burası süper. buyurun sizdeyiz. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize ya da restore edilmesi, ben sevmiyorum bu yabancı kelimeleri. Güncellenmesi diyelim. Gözden geçirmesi diyelim daha güzel. Neden ihtiyaç doğdu? Mesela televizyon programlarının hepimizin katıldığı, iktidar cenahını destekleyen meslektaşlar, yorumcular ne diyorlardı? Arkadaş diyorlardı hemen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra hemen ertesi gün uyum yasaları adı altında. Uyum yasaları ne çıkacak? Siyasal partiler kanunu değişecek, seçim kanunu değişecek vesaire vesaire. Üzerinden kaç yıl geçti? Beş. Kuvvetler ayrılığı olacak esas diyorlardı. Demek ki halen o uyum yasaları çıkmadı. Bu bir. İkincisi mesela ne diyorlar? Basına yansıdığı kadarıyla ben de takip ediyorum. Bir sosyal bilim öğrencisi olarak efendim diyorlar bakanlar o kadar güçlü ve o denli başına buyruk ki milletvekilleri ona telefonla ulaşamıyor. Randevu alamıyor. Hangi milletvekilleri? Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri. Adalet ve Kalkınma Partili bakanlara ulaşamıyorlar. Öyle mi Barış? Öyle. Peki bu neden kaynaklanıyor? İşte sorun bu. Ne diyorlar efendim? Yani, eskiden müsteşarlık sistemi vardı bizde. İyiydi. Çünkü hem bürokrasiyi hem de politik kimliği olan siyaset temsil eden müsteşarlar. Ama aynı zamanda bir kurumsal hafıza, bir kurumsal bellekti. Türk İdari Teşkilatı'nda müsteşarlık kaldırıldı. Ne oldu şimdi? Yerine her bakanlıkta dörder tane bakan yardımcısı var. Bu bakan yardımcılarının da kahir ekseriyeti, büyük çoğunluğu ne? Eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri. Peki dört bakan yardımcısı bir müsteşarın yerini tutmuyor mu arkadaş? Peki bunun için bu denli beklemek mi lazımdı? Şimdi pek çok yorumcu diyor ki efendim işte dünyada krizler oldu. Önce hemen sınırımızda Türkiye'nin de maalesef çok büyük hatası olan işi bu noktaya gelmesinde Suriye meselesi. Hemen öte yanımızda 14 ay evvel başlamış olan Rusya-Ukrayna bunalımı. Beri tarafta Doğu Akdeniz. Son 4 yıldır hayatımızda olan salgın hastalık, Covid-19 pandemi. Buna koşut olarak aksayan tedarik zincirleri. Efendim bunlar varken biz ne yapabilirdik? Tamam bu şüphesiz ekonomik hayatta, istihdamda, üretimde, iktisadi dışsallıkta bir kırılma yaşatmıştır. Ben derim ya çok yaşatmıştır, sen dersin az yaşatmıştır. Bu hocamın sıklıkla vurguladığı üzere müzakereye, münazaraya açıktır. Ama bence mutabakata kapalıdır. Hatta münakaşaya evet. da. Ama peki arkadaş... Hukuk alanında, demokrasi alanında, düşünce ve ifade hürriyeti alanında atmadığın adımların tedarik zincirlerinin kopuşlarla ne alakası var? Tamam tedarik zincirlerinin aksama oldu. Pasaportlardaki, kimlik kartlarımızdaki çipler 3 ay 4 ay geç geldi. Doğrudur. Hiç itirazım yok buna. Peki Avrupa Konseyi'nin üyesi olan 1950 yılından beri üyesi olan Türkiye'nin taraf olduğu, altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili gerekenleri yapmıyorsun. Peki bunun çiplerle ne alakası var? Bunun pandemiyle ne alakası var? Bunun hiçbir alakası yok. Şimdi Barış'ın dediği çok doğru. Yani zannedersiniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıldır iktidarda değil, 30 yıldır muhalefette. Ekonomik önermeleri onu çağrıştırdı. Dış politika önermeleri onu çağrıştırdı. Adalet. Adalet, yargı, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı hep onu çağrıştırdı. Demek ki artık söyleyecek pek sözü kalmadı. Peki. Şimdi, evet hocam nihayetinde size gelelim. Şimdi yeni bir çalışmaya başladınız. Evet. Ama bitmedi dediniz. Ama ilk veriler gelmeye başladınız. Şimdi ilk verileri, tabii bunu biraz gözlem olarak anlatın. Tabii. Çünkü aksi takdirde bizim künye vermemiz değil mi? Yok zaten sonuçlanmadığı için doğru evet, da olmaz. Ama elbette. Genel eğilimleri anlatmak genel eğilimleri. Anlamında. Şimdi bir, Türkiye İşçi Partisi'nden başlayalım, popüler konu. Evet. Onda bir yükseliş mi görüyorsunuz? Memleket Partisi'ni merak ediyor izleyicilerimiz. Memleket Partisi'ndeki durum nedir?
Aslında bütün partileri merak Cumhur ediyoruz. İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'ndan da böyle bir ufak ufak başlayalım. Tamam. Şimdi aslında Cumhur İttifakı'nın Sayın Erdoğan'ın da açıkladığı beyannameye herkes çok şaşırmış görünüyor ama tabii ki ben şaşırmadım. Nedeni de şu, veriye baktığımız zaman bu halkın büyük bir çoğunluğu zaten mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyor. Parlamenter sisteme dönmek istiyor. Onun haricinde